Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selam. Evet, piyasalar pozitif. Altın pozitif, Bitcoin pozitif. Ama altcoin'lerde hocam eziliyoruz. Eski seviyelerine hala gelemedi. Bitcoin'in 20-25 bin civarındaki hallerinde. Evet, tamamen haklısınız. Ezildik. Yani piyasa yapıcıları maalesef altcoin'leri ezmeye devam ediyor. Dominance, orada dominance de tam böyle düşen trendi yakaladık derken tekrardan onun üzerine atmışız. Tabii 2-3 günlük video çekemedim. Kısa bir tatil fırsatı yakaladık. Yakaladık mı affetmedik. Neyse, bakalım şu en son aldığımız Binsas da 3 haftada 3x verdi. Ona da bir değineceğiz. Dolar endeksiyle bir başlayalım. Dolar endeksi kritik bir seviyede. Buranın aşağısındaki kapanışlar daha da güzel. Yani nereye kadar götürür bizi? 102 bandı. Asıl bir diğer önemli range de 102 bandıymış gibi gözüküyor. Bakalım. Yani dolar endeksi salsın. Hocam dolar endeksi saldı. Altcoin'ler de saldı ama Bitcoin altın yukarı vurdu. Maalesef böyle. En sonunda altcoin'lerde gelecek sıra. Yani bekliyoruz. Biz de sizler gibi bekliyoruz. Yeni girenler gerçekten şanslı ya da kıyıda köşede nakiti olanlar şanslı. Biz ne yaptık? Biz maldaydık. Ama ne yaptım en son o ufak bir miktar, ekstra bir miktar soktuğumu YouTube'dan da söyledim. Telegram grubu üzerinden de belirttim. Neyse, altına geçelim. Şimdi altında tablo güzel. Yani buranın 2450 bandının artık üzerine biraz yataya bağlamış al sinyalleri devam ediyor. Bir sonraki hedefi artık 2500 dolar bantları olacaktır. Aşağı yukarı ne dedi altın? Ben bu iki range arasında gidip geliyorum dedi. 2450 ile 2360 bandı arasında. Şu an itibariyle orayı kırmışım. Evet, aşağı yukarı net bir şekilde kırmış arkadaşım. Yolu açık olsun mu? Olsun. Evet, şimdi geldik. Bu diyarların kralı. Yani en son hafta sonu video çektiğimde cuma günü buradan bir aşağı doğru bir hareket, sonra tekrardan ki 60.000'in aşağısına atmış ama bu kırdığı anlamına gelmez. Bakın, tutunmalar devam etmiş, buradan tepkisini yiyor. Şu an itibaren yine 60.000'in üzerinde, 60.000'in üzerinde kaldığımız sürece bana göre her şey pozitif. Bir 64.000 denemesi yapabilme olasılığı düşüşten ziyade daha akla yatkın duruyor. 64.000'i alırsa da bu sefer artık 70.000'lere doğru bir süreç başlar. Umarım altcoin'ler bu süreçte yine ezilmez. Yani olan altcoin'ler oldu yani. Evet, yorumlarda gördük hocam. Yani bir donumuz kalmıştı, onu da aldılar. Şırılçıplaz dediler. Anadan doğmayız. Evet, altcoin'ciler anadan doğma. Yani bizler anadan doğma. Bir şekilde piyasa yapıcıları ortada bıraktı. Bakalım altcoin'lere ne zaman güzel girişler olacak. Şimdi dominance kısmında altcoin'ler demişken, dominance kısmında aslında şurada ufak bir kırılım veriyorken tekrardan yukarı attı dün itibariyle. 57-40 bandının üzerine atarsa tekrardan yoluna devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şimdilik diyeceğim bu ama tekrardan gelip şu 57 bandının aşağısında gün kapatırsa da artık şuradaki bir ufak yükselen trend kırılmış olur. Altcoin'ler biraz rahatlar ama sanki altcoin'ler Bitcoin 80.000 sürecine gidesiye kadar pek fazla öyle çok sert hareket etmeyecekmiş gibi duruyor. Evet, en son aldırdığımız coin'lere bakacağım. XRP var, bir bakalım. Hocam launch coin 1 dolar olur mu? Yok arkadaşım ya. Bir bakalım. Ulaş hocam nasılsınız? GTS'ye bir bakalım. Emeğinize sağlık. VLD bakar mısınız? PP ve Mbox demiş. 30 yapar mı? Bunlar piyasa değeri düşük. evet, 60.000 altı 40.000 gelir mi? Yok. 40.000 zaten toparladı Bitcoin. SFP'ye bir bakalım. Aşağı yukarı çoğunu cevapladım ama şöyle bir en sonki aldığımız coinlerle bir bakalım. Binsas'ı 11-14 bantlarından alın demiştik. Oradan ufak bir ekleme yaptım. En sonki alımlardan aşağı yukarı 3 kattan yani aşağı yukarı 3 katı getirdi. Evet, Binsas ne yaptı? Binsas'ı şuralarda değindik. Ekleme yaptık. Buralarda da isteyen alabilirdik. Neyse, şimdi Binsas ne yapıyor? Binsas buradan red diyor. 34 bandı. 34 bandı buna işkence oldu yani. 34 bandı. Aslında daha önceden öyle bir range de yok ama buralar maalesef bir direnç olarak karşılaştı. Daha doğrusu aşağıdan alanlar bu çerçevede kar satışları yaptıklarını görüyoruz.
Eğer burayı alırsa güzel bir W çeker. Hocam W nerede derseniz, W burada arkadaşım. Kalemimiz nerede? www.com. W'yu çeker, kırar, gider. W'nin hedefi neresi olur? Aşağı yukarı şu bantlar oluyor. Yani 48-50 bantlar. Zaten bizim ilk alışlarımız da burada. Yani diğer altcoin'lere nazaran Binsat iyi toparladı. Birçok coin 10 kat aşağıda, 3 kat aşağıda, 2 kat aşağıda. Yani major coin'lerden baktığımızda Aptos bile yani tepesi nerede? 21 dolarda yani. Şu anda kaçta? 6 dolarda. Neyse. V'ye wormhole ekledim. Bunu belirttim. Wormhole'e bir bakalım. Wormhole aşağı yukarı bu bantlardan aldık. Kalem açık kalmış. Evet. Bu bantlardan aşağı yukarı şuralardan aldık. 20 bantlardan aldık. Bakalım ilk adımı şurası olacak. 25 bandı üzerinde gün kapatacak mı? Ama bizler için ya burası aslında bir şey diyemiyorum yani. Şuraya doğru gidebilir mi? Gidebilir. Game over yapmışlar mı? Yapmışlar yani. Buradan alanları zın 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 aşağı atmışlar. Bir formasyon bir şey var mı? Yok. Düşen trend var mı? En fazla şurada bir düşen trend vardı. Bu düşen trendi kırdı ama istenilen bir dönüş mumu hala yok. Gördüğüm kısım bu. Evet. Bir de ne vardı? Alt. Alt ekledim. Evet. Çık kardeşim. Alt. Alta bir bakalım. Altta aşağı yukarı yani şuralardan aldık. 800 küsür bantlarından aldık. Neden aldık bunu da? Ya şuralarda almadık, hiç olmadı. Buralarda almadık yani. Şu tepeden girenlerden yani aşağı yukarı 7-8 kat aşağıdan aldık. Buralardan eklenebilir mi? 10 milyon şey vardı bunun. Bir bakalım da yine. Evet, sen de çık. Binsat hemen açık kalmış. Neyse şu hep TL'ye dönüyor. Şunu bir USDT yapayım arkadaşlar. Alt. Altın 10 milyar adedi var. Yani 125'i piyasada. yani borsa listelemesi güzel bir Coinbase eksik. Bu fiyatlar eder mi? Yani 2 milyar adet de bu fiyatlar eder aşağı yukarı. Yani buradan bir vur kaç yapabiliriz. Ne yaparız? Buraya doğru gelirse yani şuralara doğru gelirse ana paraya çekeriz, kar kısmını içeride tutarız. Yani alt da güzel, wormhole projesi de güzel, ikisi de güzel. Diyeceklerim bunlar. Yani şurada bir destek yapmış. Neyse, bir şey demediniz hocam diyeceksiniz. Haklısınız. Yani bu da şuradaki düşen trendi kırmış ama dönüş mumları bana göre yani şu range'den sonra daha sert hareket edebilir. 1200 bandına, 0.1200 bandına sonra hareketini gerçekleştirebilir. XRP, evet, XRP hakkında sürekli haberler var. XRP. XRP buradan ne atıyor ya? Buranın üzerinde bir türlü kalıcı olamıyor. Bak. Bunun range'i burası ya. Yani iğne atıyor, yukarı atıyor ama sonra başına vuruyorlar XRP'nin. Burada kaç tam? 60 cent. 60 cent mi? 1 saniye. Bunu biraz daha aşağı indireyim. Bu şurası ya. Yani şu range'ler. Kaç? 64 bandı. Al sinyali var. Şuradan güzel bir dönüş yapmış ama tekrardan buranın üzerine atacak mı? Yani buranın üzerinde kalıcı olması önemli. Şurada bir ara range var ama bu artık ara range işlemi aşağı attı gibi de yukarı atmış yani. Net bir şey diyemem. Yani şu range'e dikkat edin. Önce bu range'i bir alsın. 64. Ondan sonra bakarız. Yani evet XRP. Ya sürekli bunu gündeme geliyor. Davalarla geliyor. Seçle geliyor. ABD ile papaz olmak da geliyor. Bilmem neyle geliyor. Bankaların kullanmayla geliyor ama market cap'i bakın yani bu XRP yükselmeyecek anlamında değil. XRP'de yıllardır milyonlarca kişi içeride. Yani market cap'i 58, bak 58, 58 milyar market cap'i var. Yani büyük bir market cap. Bu market cap'i hareket ettirebilir mi? Yani bir önceki boğada 3 bandı. Pardon, bir önceki boğada şey ya, zirvesi. Kaç? 1.6. Yani buradan oraya gitmesi demek 3 katı demek.
Market cap çok fazla şişkin, o yüzden onu demek istedik. Evet. Ama güzel proje. Launch, launch 1 dolar olur mu? Launch, sevgili launch. Bir dolar olsa yani 10 dolar atıp seni milyoner yapmazlar Sedef hocam. 10 dolar atıp seni milyoner yapmazlar. Yani launch artı tamamen borsaların elinde yani. Odulların elinden de çıktı. Tamamen borsaların elinde. Keyiflerine kalmış. Keyiflerine kalmış bu coin. Yani diyecek hiçbir şey yok. Buranın üzerine atması lazım ilk önce bir launch. Kaç burası? 95 bir banttan yani. Kısacası bir banttan üzerine atması lazım. Hızlı tepki vermiş yani. Bitcoin'le beraber hızlı tepki vermiş. Hala al sinyali devam ediyor. Var mı bir şey? Yok. Geri çekilimler nereye kadar olabilir? Şu bant. Kaç bu bant? 72. Yani eğer bir geri çekilim, sert bir geri çekilim olursa 72'de bir ara range var. Ama şimdi ne bir geri çekilim var ne de bir şey, arasayı yataya bağlamış. Yani 1 dolar olur mu? 1 ya 10 dolar at milyoneri de geçtin ya. Sedef hocam ya ne yaptın? GTS. Yani biz 1000 sats bir TL olsun bayram ederiz diyoruz. Önde bu kadar sıfır yok. İnşallah olur. İnşallah olur. Neyse GTS. GTS ne yapmış? Evet. Hala bir dönüş mü atamamış ya. Şuradaki iğneyi mi tamamlayacak? Bilemiyorum. Yani küstüm oynamıyorum diyor bu coin ya. Evet. 64 milyon market cap'i var. Bu proje hareket eder mi? Eder. Market cap'i düşük. Borsa listelemesi güzel. Borsa listelemesi güzel. Yani bu fiyatlar eder arkadaşım. Yani ilginç. Al sinyali var ama dönüş mumları yok ya. Şuraya takılı kalmış. Buraya takılı kalmış. Kaç? 700 bandı. 700 bandına takılı kalmış arkadaşım. 700 bandına gelmeden kafasına vuruyorlar. Zınk zınk zınk. Başka neresi var? Bir de şu bant var. 950 bandı. Yani asıl dönüşler nerede olur? Yani 951 bandı yani aşağı yukarı. Buralardan sonra asıl hareketini yapar ama şimdilik yani evet. Game over. Bu da game over. Haftalık tablosuna bir bakalım ya. Haftalık tablosunun hepsinin gözü birazcık toprağa bakıyor. Bakalım dönecek mi? Sanki şurada bir kırılım gelecekmiş gibi. Yani 760 bandı üzerine kalsa şurada ufak bir düşen tabu var. Burada bir kırılım gelirmiş gibi geliyor. Onun dışında başka bir şey yok. Hala bir al sinyali üretememiş. Yalnız haftalıkta sert mumlar atmış ya. Çok kötü yapmış millet. Yani Zafer hocam bu. Günlüğüne bir daha bakalım da ya. Haftalık biraz pozitife dönmesi için erken de. Günlükte evet al sinyali var. Ya şu 700 bandı range de yok yani. Orada bir range'imiz de yok. Yani rate yür duruyor. Dönüş mumu bile atamamış. Ya. Yazık. Yazıklar olsun. VLD'ye bir bakalım. Özür diliyorum. Evet, Worldcoin. Worldcoin game over yaptı herkes. Yapar. Bunda çok fazla token açılımı vardı. Ne yaptın sen Word ya? Evet. Öldüm bittim diyenler Worldcoin'e baksın. Yani aşağı yukarı şöyle bir düşen trend var. Hiç test etmemiş. Tablo ne diyor? Tablo bu. 1.46 aşağısında mı? Bir daha bir bakalım. İkili range'imiz var orada. Bir burası. İki burası. Dönüş sinyali neresi? Dönüş sinyali burası. 1.800 bandı. 1.8 üzerinde dönüş yapması lazım. Yapamasa Allah'a gidiyorum demiş ya. Ne yapmış bu konuya? Herkesi
Yani bu konuyu daha önce söylemiştim yani. Belediye çünkü token dağılımı çok kötüydü. 10 milyar şeyi var. 344'ü piyasada. 344 de bu fiyatlar eder midir ama ileride token boşaltımı yaparlarsa biraz canınızı yakar dedik ki büyük basta şurada biraz token boşaltımı yapmışlar yani. 10 kat aşağı bir anda indirmişler. Umarım. Tabii bu aralar token kilit açılımları var mı bilmiyorum. Takip etmediğim bir coin. Evet, PP'ye bir bakalım. PP yine eskisi gibi dönecek mi? Evet, yapay zeka biraz yavaşladı. Hype'ı durdu. Onu belirtelim. Zaten Fed, Ocean ve şeyin AGEX'in birleşiminden de artık bir ses çıkmadı. Uzun süre sessizler. Ne zaman gündeme vurdurtacaklar bilemiyoruz. Yani buralar bir bantları güzel alım noktası diyor. Şurada 900 bandı. Bunu biz daha buralarda söylüyorduk hatırlarsanız. Buralarda toplamıştık bu coin'i. Neyse. Bunun dışında başka bir şey görmüyorum arkadaşım. Herhangi bir tablo, herhangi bir formasyon yok. Başka hangi coin vardı? Enbax'a bir bakalım. Enbax SFP ile bir Enbax'a bakalım ya. Evet, yani bir zaman meşhur coinleri NFT alanında şey NFT'ler çıktı ya, Metaverse rüzgarıyla beraber güzel hareket eden coinlerden bir tanesi. Game over yaptılar bu coin'i ya. Nereden nereye? 10 kat aşağıda. 10 kattan da fazla hocam. Oo, ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız? Enbax alalım mı? Uzun zamandır. 530 M yanlış coin'e baktık ya. Evet doğru. 550 milyon adet de bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım, eder. %100 bir piyasa. Evet, %100 piyasada yok. %60 piyasada. Büyük borsada %70, %80'dir yani. Malı bu boşaltmışlar. Çok pis boşaltmışlar. En eski zirvesine değil şuraya gelse zaten kaçta şu anda? O baya alabilirim ya ben bu coin'i. Enbax alacağım arkadaşım. Game over yapmış. Kim nereden aldıysa game over yapmış. Abartısız bir şey. Evet. Yani al sinyali var. Al sinyali var. Şuranın üzerine atması lazım. 0-2 bandı. Yoksa da tehlike sürüyor demektir. Yani. Tehlike sürüyor demektir. Ya şuradan gelen bir trend var. Acaba bunu mu ritesi etti? Ya şurada ritesi etmiş. Şu. Bak şuradaki yap herhalde. Şurada diplerde bir yatay tablo var. Mı? Yok, yatay tablo yok. Hoca öylesine çiziyor. Ben de çizerim. Yok. Yani günlüklerde sayıda dipler var. Dönüş mumları hala yok. Yani çok ilginç. 20 bandının bir üzerine atsın. Ondan sonra bakılır. Yani game over yapmışlar ya. Yani çok sağlam game over yapmış. Şurada girenler, 10 dolarda girenlerin parası kalmamış ya. Özür dilerim ama parası kalmamış. 100 kat aşağı inmiş. Yani bu coin'e ufak bir şey atmayacaksak da ne atalım yani. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.